Peridermis'ten farklı olarak bir de bitkide peridermis bulunuyor. Arkadaşlar bitkilerde şu kısımda örtü doku olarak epidermis var. Ancak bitki zamanla kalınlaşacak. Bunun sonucunda parenkima hücreleri bölünme özelliği kazanmaya başlıyor. Sonuçta şurada gördüğümüz gibi pellojen adı verilen mantar meristemi oluşuyor. Mantar meristemi hücreleri bölünerek mantar hücrelerini oluşturacak. Arkadaşlar bu mantar hücrelerinin çeperlerine süberin birikimi gerçekleşiyor. Süberin madde alışverişini engellediği için buradaki hücreler, mantar hücreleri zamanla ölmeye başlıyor. İçi boşalan bu hücrelerin iç kısmına hava doluyor. Sonuçta burada mantar hücrelerinin oluşturmuş olduğu bu yapıya fellem adı veriliyor. Fellemle birlikte şu parça peridermis olarak adlandırılıyor. Yani peridermis dediğimiz tabaka, fellem, pellojen, bir de alt kısımda felloderma bulunuyor. Pellojen ve felloderma canlı, fellem ise ölü bir yapı. Demek ki peridermis en üst kısımda mantar dokudan oluşuyor. Onun hemen altında pellojen yani mantar meristemi. Onun hemen altında felloderma. Bunlardan pellojen ve felloderma canlı, mantar doku yani fellem ise ölü. Evet, bir ağacın gövdesine baktığımız zaman şurada görmüş olduğumuz yapı, şu kısım fellem veya mantar doku. Şimdi bu mantar dokunun o zaman bu bitkilerde ne işe yaradığına bakacağız. Ölü bir yapı olması dolayısıyla arkadaşlar dış ortamdan gelecek olan herhangi bir mekanik etkiye karşı bitkiyi korur. Mantar hücreleri ölü olduğu için ve içi hava ile dolu olduğundan dolayı bitkilerin iç kısmında bulunan suyun dışarıya çıkışını da engeller. Yani su kaybına karşı bitkiyi korur. Yine bitkinin yaşam alanında bulunan mikroorganizmalar var. Bunların içeriye doğru girişini engeller. Zaten ölü bir tabaka bir engel teşkil etmiş olur. Evet arkadaşlar, fazla sıcağa karşı, biliyorsunuz bitkiler yazın hatta kışın devamlı dış ortamda bulunuyorlar. Bu yüzden de fazla ısıya ve daha fazla soğuğa maruz kalıyorlar. Mantar hücreleri ölü hücrelerden meydana geldiği için böylece bir ısı izolasyonu da sağlamış oluyor. Yani bitkiyi sıcak ve soğuğa karşı korumuş oluyor. Evet, asit yağmurları var. Asit yağmurları arkadaşlar bitkiye geldiği zaman yine mantar hücrelerinin ölü olması dolayısıyla bitkiye zarar vermesinin önüne geçilmiş olur. Yine bitkiyi arkadaşlar gaz kaybına karşı da korur. Yalnız burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. İçeride canlı hücreler de var. Peki dış ortamdaki oksijen acaba nasıl içeriye girecek veya içeride oluşturulan karbondioksit nasıl dışarıya çıkarılacak? Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunu epidermiste stomalar gerçekleştiriyordu gaz alışverişi için. Burada ise arkadaşlar lentsel adı verilen yapılar, diğer adıyla kovucuklar bu işi gerçekleştiriyor. Şurada örnekte gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar bulunan yapılar lentsellerdir. Yani dış ortama açılan açıklıklar. Böylece mantar dokunun örtmüş olduğu yapılar gaz alışverişini buradan gerçekleştirebiliyorlar. Mantar dokudan oluştuğu için lentseller yani kovucuklar da tıpkı mantar doku gibi ölü bir yapıya sahip. Bu yapılar gaz alışverişi haricinde yani karbondioksit veriyorlar, oksijen alıyorlar ama çok az da olsa suyu da atıyorlar. Çok az su atar. Yani çok az terleme yapar. Evet, bitkilerde yaprak dökümünde de mantar dokuya rastlayabiliyoruz. Özellikle yaprakların saplarında arkadaşlar mantar doku oluşturularak bitkideki suyun yapraklara geçişi engelleniyor. Böylece yaprağa su gelmeyeceği için yaprak bir süre sonra kuruyup ölecek ve böylece yapraklar da dökülecektir. Lentsel ve stomaların karşılaştırmasına gelelim. Arkadaşlar lentseller ölü, stomalar ise canlıdır. Farklaştığı yapılar lentseller peridermisten, stomalar ise epidermisten farklılaşır. Lentsellerde gaz alışverişi var. Stomalarda da gaz alışverişi var.
Lenserler suyu atar. Stomalarda da su atılır. Tabii su nasıl atılıyor her ikisinde? Gaz olarak atılıyor. Onu da ayrıca belirtelim. Mineral atılımı her ikisinde de yok. Çünkü su gaz olarak çıkıyor. Açılıp kapanma lenserlerde görülmüyor. Stomalarda açılıp kapanma var. Lenserler mantar dokunun olduğu yerlerde görülürken stomalar ise epidermisin olduğu kısımlarda görülüyor. Yalnız tabii ki sürgün sisteminde epidermisin olduğu kısımlarda stomalara rastlayabiliriz. Epidermis hücrelerinin farklılaşması sonucu oluşan C, D ve E ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. C, D, E yapıları hangi seçenekte doğru verilmiştir? C gaz alışverişini yapar, bitkiyi su kaybına karşı korur. Epidermisten farklılaştığına göre gaz alışverişini yapan ve bitkiyi su kaybına karşı koruyan stomadır. Kısılen borularına bağlanıp suyu sıvı olarak atan yapıdır. Arkadaşlar, suyu sıvı olarak atan yapı ve kısılen borularına bağlanan yapı hidatotlardı. M'ye geldiğimiz zaman köklerde, evet yanlış yazılmış, suyun bitki tarafından alınmasını sağlar ya da emilmesini sağlar. Bu da yine epidermisten meydana gelen emici tüyler. C stoma, D hidatot, E emici tüy. O da cevap ne oluyor arkadaşlar? Adana. Stomalarla ilgili hangi bilgi doğrudur? Yalnız yapraklarda bulunur. Arkadaşlar, stoma yalnız yapraklarda değil, epidermisin bulunduğu başka yerlerde, sürgün sisteminin değişik organlarında da bulunuyor. O yüzden A şıkkımız yanlış. Gündüzleri sürekli açık kalır. Yalnız bitki su kaybına karşı koruyor. Çok aşırı sıcak olduğunda veya toprakta su miktarı yetersiz kaldığında stomalar kapanabiliyor. Bu da gündüzleri sürekli açık olmaması gerektiğini bize gösteriyor. B şıkkı da yanlış. Gece gündüz karbondioksit alır, oksijen verir. Ancak arkadaşlar, geceleri fotosentez yapmadığına göre dolayısıyla oksijen vermesi, üretmesi de mümkün değil. Bu yüzden C şıkkımız da yanlış. Nişastanın hem sentezini hem de hidrolizini yapar. Stomalar arkadaşlar bir bitki hücresi. Bitkilerde bildiğimiz gibi nişasta depoluyor ve ihtiyaç anında onu da kullanıyor. Dolayısıyla stomalarda nişastanın hem sentezini hem de hidrolizini yapar. E şıkkına da bakalım. Çeper her hücrenin her yerinde aynı kalınlıktadır diyor. Oysa stomaların bildiğimiz gibi iç çeperleri kalın, dış çeperleri inceydi. Şuradaki dış çeper ince, iç çeperi ise kalındı. Üçüncü soruya geçelim. Epidermis faaliyetiyle oluşan stoma, hidatot ve kütükula için hangileri doğrudur? Üçü için de doğru olacak. Aynı organda birlikte bulunamazlar diyor. Oysa yaprakta hem stomalar, hem hidatotlar, hem de kütükula bulunuyor. Bu yüzden bir numaralı ifademiz yanlış ve birin olduğu şıkları da hemen eledik. Kara bitkilerinde yalnız sürgün sisteminde bulunurlar. Evet arkadaşlar, kütükulada, hidatotlarda ve stomalar kök sisteminde yer almıyorlar. O yüzden iki numaralı ifademiz doğru. C şıkkını da eledik. Kökte bulunmazlar demiş. Zaten iki numarayı doğru diyorsak, yani sürgün sisteminde bulunur diyorsak, o zaman kökte de yer almamaları gerekiyor. Bu da doğru. Cevabımız D şıkkı olacak. Verilenlerin hangileri stoma ve lentiseller için ortak söylenebilir? Terlemeyle su atma. Stomalar terlemeyle su atıyor. Lentisellere çok az miktarda atıyor ama neticede ikisi için de ortak. Gaz alışverişi yapma. Her ikisinin de ortak özelliklerinden biridir arkadaşlar. Yaprakta bulunma. Oysa lentiseller yaprakta bulunmuyor. Stomalar yaprakta bulunuyor. 3 numara ortak değil. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 ama şıklarda 1 ve 2 bulamadık. Bu yüzden E şıkkını düzeltelim. Evet, kök sisteminde aşağıdakilerin hangisi parenkima, epidermis, emici tüy, kütükula ve meristem. Arkadaşlar, parenkima var. Epidermis kök sisteminde bulunuyor. Emici tüyler yine kök sisteminde suyun ve minerallerin emilim için görev alıyor. Meristem uzamayı sağlıyor, enine kalınlaşmayı sağlıyor kök sisteminde ama kütükulaya rastlamıyoruz. Evet, yukarıdakilerden hangileri epidermis için söylenebilecek özelliklerdendir? Bitkide örtü görevi yapar. Zaten iki tane örtü doku var. Birisi epidermis, diğeri ise periderms. Bir numara şıklarımızda olacak.
Bu yüzden A şıkkını ve C şıkkını eledik. Tek sıra halinde yerleşmiş hücrelerden meydana geliyor. Çoğunlukla tek sıra halinde arkadaşlar. Bu yüzden zaten BDE'de bir numaralı, pardon, iki numaramızda ortak özellik. Evet, cevap çıkmış oldu. B şıkkı delendi, D şıkkı delendi. Kofulları büyüktür ki direncin sağlanabilmesi, turgor basıncını oluşturup direncinin sağlanması için büyüktür. Hücre arası boşluklara sahiptir diyor. Oysa hücre arası boşluklara sahip değildir. Yine şu 4 numarayı eliyoruz. Yanlış yazmışız arkadaşlar. Özür diliyoruz. Cevabımız E şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi stomalarla ilgili yanlış bir açıklamadır? Kurak ortam bitkilerinde genellikle yaprağın alt epidermisinde bulunur. Evet, su kaybını azaltmak için, buharlaşmayı daha az yapmak için yaprağın alt epidermisinde daha çok bulunuyor kurak ortamda. Bu doğru. Bitkilerde terlemenin gerçekleşmesini sağlar. Bu da doğru. Terlemeyle su atıyor. Tamamen su içinde kalan bitkilerde arkadaşlar stomaya rastlamıyorduk. Bu da doğru. Kurak ortam bitkilerinde ılıman bölge bitkilerine göre daha az sayıda bulunur. Çünkü kurak ortam bitkilerinin su kaybı problemi, korkusu var. Köklerde topraktaki boşluklar arasında gaz alışverişini sağlar. Oysa köklerde stoma bulunmuyordu. Bu yüzden E şıkkı yanlış olacak. Bitkinin toprak üstü kısımlarındaki, neredeki diyor arkadaşlar? Toprak üstü kısımlarındaki epidermis hücreleri kütin maddesini salgılayarak kütikula tabakasını oluşturur. Bu tabaka için hangileri doğrudur? Bu sorumuz EBA sorusu arkadaşlar. Toprak üstü organlarının aşırı su kaybını engeller, kütikula su kaybını engelleyen yapılardan biriydi. Bir numara doğru olduğu için D şıkkını eledik. Bitkiye mekanik desteklik sağlar ve korur. Evet, belli bir oranda bunu gerçekleştiriyor çünkü ölü bir yapı. Işığın alt kısımları geçmesini engeller demiş. Oysa kütikula saydam bir yapı ki alt taraftaki fotosentez yapan hücrelerin ışığı alabilmesini sağlıyor. Bu yüzden cevabımızın B şıkkı olması gerekiyor. Bitkisel dokulara ait özellikleri stoma ve lentisel için düzenlenen Venn şemasına göre gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabi Venn şemaların hepsini çıkartmadık, gerek duymadık. Epidermiste bulunma arkadaşlar, bu stomanın özelliği. Lentiseller epidermiste değil, peridermiste bulunur. Açılıp kapanma yine stomalara ait bir özellik. Terleme stomalar ve lentisellerin ortak özelliklerinden biriydi. Yani bu kesişim kümesinde yer alacak. Canlı olma, stomalar canlı, lentiseller ise ölüydü. Gaz alışverişi yapma, her ikisi de gaz alışverişi yapabiliyor. Bu da yine kesişim kümelerinde, Venn şemasının kesişim kümesinde yer alacak. Cansız olma, bu da yine lentisellere ait bir özelliktir. Bir başka EBA sorusu, epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan hidatotlarla ilgili doğrudur diyor. Madensel tuz ve mineral atılımını sağlar. Hidatotlar suyu sıvı olarak attığından dolayı mineral atılımını ve tuz atılımını sağlıyor. Açılıp kapanabilir demiş. Hayır, bu stomalara ait bir özellik. Hidatotlar açılıp kapanma özelliğine sahip değil. İki numarayı şıklarımızdan attık. Yaprakların uçlarında ve yanlarında bulunur. Evet, hidatotlar kısilen buralarına doğrudan bağlandığı için yaprakların uçlarında ve kenarlarında bulunuyor. Bu yüzden D şıkkımız doğru. Periderm ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Yine bir EBA sorusu. Çok yıllık bitkilerin yaprağında bulunur. Arkadaşlar, yaprakta periderm yok. Yine diğer şıklara da bakalım. Hücrelerine biriken süberin su kaybını engeller. Mantar özü arkadaşlar. Süberinin diğer adı. Su kaybını engelleyen bir yapı. Bitkiyi sıcak, soğuk, mekanik etkilerden korur. Üzerinde gaz alışverişini sağlayan lentisel, yani kovucuklar bulunur. Ölü hücrelerden oluşan çok katlı bir yapıdan oluşur. Yani cevap A şıkkı olacak.